Yöre halkı olarak bu bölgenin, bu vadinin çocuğu olarak bu projeden dolayı çok mutlu olduk. Daha önce seçim öncesi Muhtarlar Derneğimize ziyarete gelen Erdoğan Bayraktar Bey'e bu vadiyle ilgili bir proje sunmuştuk. Bir dosya vermiştik. Bir takım taleplerimiz olmuştu. Kendileri sağ olsun sanırım ilk adımı attılar. Oluşması vadimize turizm açısından çok önem arz ediyor bu projeler. Bu projeler de hayata geçirilirse sanırım bu bölgenin turizm olayı %80, %90 artacaktır. Turistlerin işte buraya gelip Atayurt Beldesi'ne kadar 20 kilometrelik asfalt dediğimiz yoldan gidip geri döndüklerini görüyoruz sürekli. İşte ondan sonrasında Vali Bey'in yaklaşık 8 kilometrelik asfalt programını talimatıyla başlayan asfalt çalışmalarını görüyoruz yolda, yol boyunca. Fakat her ne sebeptense son 15 gündür bu asfalt çalışmaları askıya alınmıştır. Tek söyleyecek olduğumuz şey burada, yine her zaman söylediğimiz gibi, bu vadinin, bu yolun, bu insanların, bu vadinin insanlarının tek sıkıntısı yol. Yolun yapılması. Başka herhangi bir talebimiz yoktur. Bu yol yapıldığı zaman, yapımı devam etmekte olan bu yol yapıldığı zaman Santa, Çakırgöl ve Sümela Manastırı'nı üçgen şeklinde birleştiriyor. Ve buradan Yambol'dan giren turist gün içerisinde Santa harabelerini, 7 tane kiliseden oluşan, 7 mahalleden oluşan, geçmişte demir imalatlarının, işte terzilik, onun dışında hatta silah imalatı yapılan Santa harabelerindeki bu bölgeyi görüp Çakırgöl'den ve Sümela Manastırı'ndan aynı gün içerisinde Trabzon'a inme imkanı oluşacak. Ve bu da turizm açısından, turistler açısından çok önem arz ediyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi yolun yapılması sadece burada biz Arsin halkı olarak, Arsinliler olarak iktidar partiye %74 oranında oy verdik. Bu halk, bu vadinin halkı, vatandaşı, bu vadinin evlatları sadece bu yolun yapılmasını, bu vadinin turizmine kazandırılmasını arz ediyor.